İyi ki varsınlar, herkese günaydınlar efendim. Bugün yine dop dolu konularla ve çok değerli konuklarla karşınızdayız. Şimdi neler izleyeceğimizi hep beraber görelim. Ardından stüdyoda görüşürüz. Fitness nasıl yapılmalı? Diyet yaparken kalori hesaplamak doğru mu? Sağlıklı ve fit görünmenin sırlarını fitness eğitmeni Sara Şaham anlatacak. Az sonra. Evet efendim, iyi ki varsınız. İlk konuğumuz fitness eğitmeni Sara Şaham. Bugün biraz spor dolu bir program olacak. Öyle umuyoruz, öyle düşünüyoruz. Sara Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ayfer Hocam siz nasılsınız? Çok mersi, teşekkür ederim. Her şey yolundadır umarım. Çok mersi. Siz spor yapıyor musunuz? Vallahi aslına bakarsam ben golfçüyüm. Golf. Evet. Golfü çok spor addetmiyorlar ama ben çok severek yapıyorum. Eğer yürürseniz 18 çukur bayağı bir alan. 18 kilometre neredeyse. Yok pardon, 10 kilometre. 10 kilometre. Evet, ciddi bir spor oluyor da. Evet. Yani iki tur dönerseniz 20 kilometre. Bir de her vuruştan önce bir practice yapıyorsunuz. Dolayısıyla aslına bakarsanız ciddi fit bir olmak için yani. Evet. Bir de o squat pozisyonunda durduğunuz için aslında evet, ciddi bir efor var. Evet. Daha çok mental bir oyun ama vücudu da iyi gelen bir şey. Tabii golfü, elimden geldiğince de şimdi golfü herkes şey yapmaya yapamaz. Çalışıyorum. Golfü herkes yapamaz. Türkiye'de bir spor öyle bir değil. Algılanıyor. Pahalı bir spor var bence ama. Ama Türkiye'de öyle algılar gerçekten. Evet, bir gelir düzeyinin üstünde olmak lazım. Biraz masraflı bir spor ama mesela at daha masraflı. Çünkü alıyorsunuz. Ama ya verdiğiniz örnek de şey, at da şimdi öyle de biz şimdi genel bir şey konuşalım burada. Bütün evet, seyircilerimiz evde neler yapabilir dışarıda, fitness konuşalım. Değil mi hocam? Aynen. Evet. Nasıl fitness, siz biraz kendinizden bahsedin tekrardan. Ondan sonra başlayalım yavaştan. Ben fitness eğitmenim. Aslında hukuk mezuniyeti sahibim. Ama sonra fitness alana girmeye karar verdim. Hong Kong'a gittim. Orada fitness eğitimi aldım. Türkiye'de gerekli olanlar sertifikalar aldım. Sonrası kendimi bir tarz yaratmaya başladım. Yani kadınlara özel bir yönetim başladım. Kendimi tarzım böyle dans kardiyo olarak yapıyorum. Hem pilates hareketlerden, yoga hareketlerden, fitness hareketlerden onlara birleşip böyle dans olarak hareketimizi yapıyoruz. Eğlenceli de yani o zaman. Vücut ağırlığıyla aynen eğlenceli bir şekilde yapıyoruz. Mesela bir saatlik antrenmanda yaklaşık sizin, ya bir saat sürmez de 45 dakikada kaç kalori yakarsınız? Aslında bir saat yani kişiye göre ve kas kütlesine göre. Eğer kas kütlesi büyük ise daha kalori yıkar. Yani mesela 500 kalori yıkar bir saatte. Diğer kişi az kas kütlesi ise daha az kalori yıkar. Bu da fark ediyor. Kişiye göre. Kişiye fark göre. Çok zevkli bir şey değil mi? Yani... Aynen 400-600 kalori söyleyebiliriz. Benim yaptığım antrenmanı bayanlara şey diyorlar. Yani bir saat bile yetmiyor. Bir saat daha fazla yapmak istiyor. Çünkü eğlenceli istiyor bir şey. Aynen öyle. Eğlenceli, eğleniyorlar ve daha çok istiyorlar. Peki. Ben bir ara işte ders almak istedim. Birkaç kere denedim böyle. Hoca geliyordu ya da ben gidiyordum falan. Şimdi size böyle saydıkları zaman squat yaparken ya da hareketi yaparken 20 tane falan böyle o insanda basınç yapıyor. Doğrudur. Çok zor. Evet. Ama böyle dans ederken o işi yapmak belki çok eğlenceli aynen, olabilir. Aynen. Çok hoş. Benim çok ritmi ilgimi çekti. Ritmi bekliyorlar. Evet. Aynen ritim bekliyorlar. Ritmeyle zorlanıyorlar. Bu şekilde hareket ediyorlar. Peki dersinizde erkekleri almıyor musunuz? Erkekler almıyorum. Benim ben de en çok şey de bayanları için. Yani hatta ben Women Fitness Specialized sertifikası aldım. Bu şekilde kadın vücuda göre antrenman egzersizler, tasarımı yapıyorum. Bu şekilde. Ne peki kadınlar neye önem veriyor en çok vücutta? Yani neresini geliştirmek istiyorlar? Şimdi kadın en çok mesela kol içleri. Aynen kol sıklaştırması, bel ince, kalça şekillendirme. Bunun genel olarak daha şey egzersizler yapıyoruz kadınlar için. Bir de mesela erkek ve kadın arasında bazı fizyoloji ve anatomik farklar olduğu için programımız farklı olması lazım. Yani bu şekilde hazırlıyoruz. O zaman yavaştan sorularımıza başlayalım. Bu arada sevgili seyircilerimiz, sizlerin de soru ve görüşleriniz varsa aşağıdaki telefon numaralarından, sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün fitness eğitmeni Sara Şaham'la fitness üzerine özellikle kadınlar için işte nasıl daha çok kalori yakabilirim, nasıl doğru antrenmanı yapabilirim hepsini konuşacağız. Şimdi kadın ve erkekler için fitness programı nasıl hazırlanır? Ya da kişiler bunu hazırlarken nelere dikkat etmeli?
İlk olarak her kişi onun hedefi ve amacı bilmesi gerek. Yani spor yaparken ya da spor başlamadan önce benim hedefim nedir? Kilo almak mı, kilo vermek, hipertrofi. Sıkılaşmak mı? Aynen, sıkılaşmak ya da flexibility. Ona göre bir antrenman hazırlıyoruz. Şimdi bunun dışında kadın için genellikle fizyoloji olarak vücudu birçok değişiklikler geçiyor. Ergenlik yaşından, hamile, doğum yaptıktan sonra ve menopozdan sonra bir sürü değişiklikler oluyor. O hususlar göz önünde alınarak ve fitness program yazmamız gerek. Peki yani, bu kadınları, bu erkekleri bu dans şeyinden siz istemiyorsunuz, onlarla yapmıyorsunuz. Yani erkekler, onlara uygun değil mi? Erkekler uygun olabilir, yağ kaybı olabilir ama bizim hedefimiz kadın vücudu. Kadın vücudu şekillendirmek. Ya şimdi bir erkek sizin antrenmana girerse vücudu biraz daha hani bel ince, böyle hafif kalçası çıkık falan mı olur? Yani nasıl? Yağ kaybolur. Yağ kaybolur ama tabii ki kadın vücudu gibi ne kadar yaparsa erkekler kadın vücudu gibi olmuyor ve kadın ne kadar spor yaparsa erkek vücudu gibi olmuyor. Peki Sara Hanım, yani sadece fitness ya da sizin yaptırdığınız bu koreografiler, danslar yetiyor mu, yoksa beslenme, uyku, bunlar da çok önemli mi mesela insanın hayatında? Tabii ki. Onlar hepsi önemli. Yani ilk olarak %60 beslenme, %60 büyük bir rakam. O çok acımasız rakam. Bir şey. Hep öyle diyorlar. Çünkü hani gittiniz spor yaptınız, bir saat ya da iki saat çok yoğun bir spor yaptınız. Sonra gittiniz hamburger patates yediniz, üstüne de tatlı yediniz. Bitti değil mi o? Bitti, aynen. Başa başa gidiyor maalesef. Allah Allah, o kadar mı boşa gidiyor yani? Aynen, yani besleme çok önemli. Sonrası %30 spor, %10 dinleme. Dinlenme de çok önemli, dinlenme. Tabii ki. Aynen, evet. Dinleme de olabilir, hocayı dinlemek de çok önemli ayrıca. Doğru hareketleri yapmak için. Ben hep dinleyin için. Diyorum, dinleyin. Evet, peki diyet yaparken kalori hesaplaması yapmak doğru mu? Ya da diyet yaparken nasıl bir kalori hesaplaması yapılır? Ya şu anlamda soruyorum. Mesela benim hedefim kilo vermek. Bu doğrultuda işte haftada şu kadar gün spor yapacağım diye düşünüp kendi vücudumda mesela 2000 kalori, 2500 kalori günlük ihtiyacım var. Nasıl bir beslenme sisteminde, nasıl bir antrenman temposunda olmam lazım ki ben hem bedenimin sağlığını koruyayım, hem de istediğim hedeflerde mesela bir ayda 4 kilo vereyim. Bir ayda 4 kilo mantıklı bir rakam. Çünkü haftada 1 kilo maksimum vermemiz gerek. Şimdi ben mesela dediğiniz gibi 2500 kalori ise o zaman ben bir antrenmandan 500 kalori kaybediyorum. Bu şekilde 2000 kalori tüketmemim gerek. Doğru anlatırsa. Yani 2000 kalori tüketirsek 500 kalori kaybedersek o zaman bu şekilde 500 kalori daha eksik oluyor. Peki sizce mesela kalori hesabı yapmak yerine sağlıklı beslenmek çok daha önemli değil midir? Ya da siz spor hocası olarak sporcular için özel bir diyet veriyor musunuz? Yok, yoksa sadece kaloriye mi dikkat etmek önemli? Biz aynen, şimdi fitness eğitmeni diyet listesi ya da böyle bir liste hazırlayıp olmuyor. Yani bize yasak zaten. O zaten sadece diyetisyen tarafında hazırlaması gerek. Ama şöyle bir şey söyleyebiliriz biz fitness eğitmen olarak. Mesela kalori hesaplarken kaç kalori kaybedeceğim? Tamam, 2000 kalori almam gerek. Ama bunlar nereden alıyorum? Yağdan mı alıyorum? Karbonhidrattan mı alıyorum? Proteinden evet, mi alıyorum? Evet. Çünkü mesela ben karbonhidrattan ya da yağlardan alıyorsam o zaman yağ depolara gider. Proteinlerden yumurta ya da et, balık, bunlardan alıyorsam kaslara gider. Bu şekilde daha yağ kaybı oluyor. Ama onu bilmemiz lazım. Kalori mesela 1 gram karbo 4 kalori. Karbonhidrat deyince yani ekmek, pilav, pirinç, makarna. 1 gram protein 4 kalori. Ama ben mesela 1 gram protein alırsam yağ olmuyor. Çünkü onlara, kaslara gidiyor. 1 gram yağ 9 kalori. 1 gram alkol 7 kalori. Bu şekilde bunları bilmemiz lazım. Ona göre bizim kendimizi ayarlıyoruz. Şimdi benim diyetim nasıl olacak? Ben kalori bildim.
Bunlar karbohidrat 4 kalori, ne bileyim protein 4 kalori. Benim tavsiyem, bir tabak alıyoruz, böyle kesiyoruz. %50 lif ve mineral olsun. Yani yeşiller, sebzeler. %25 protein olsun. Yumurta, nohut olabilir, et olabilir, balık olabilir. %25 karbohidrat, yani esmer ekmek olabilir, esmer makarna. Ama iyi karbonhidrat. İyi işte, evet. O onu iki önemli, çeşit var. İyi karbohidrat olması lazım. Yani beyaz ekmek olmaması. Bunlar çünkü direkt yağlara gider, yağları yapar. Yağlar depolara gider. Yani bu şekilde bizim bilmemiz bunlara çok önemli. Bir de şöyle bir şey duydum hocam. Mesela şu iki bardağı örnek vereyim. Bu ikisinin ağırlığı aynı. Bunun içinde kas var, bunda yağ var. Yani doğru. Kas vücutta bu kadar yer tutuyor ama yağ bu kadar yer çok tutuyor. Çok doğru. Böyle olunca bu sefer hele ki bel bölgesinde toplandığından genelde yağların, insanlarda bu sefer o estetik görüntü bozuluyor. Ama yağdan kilo verirseniz bazen bana şu oluyor mesela. Dikkat ediyorum yemeğime ama kaliteli besleniyorum. Spor da yapıyorum. Aa, aynaya bakıyorum çok iyiyim. Evet. Ama kilom aynı. Doğru doğru. Çünkü ne oluyor? Yağ gidiyor. Kas geliyor. Kas kütlesi artıyor. Kas kütlesi arttığı için de ben kilo vermesem de vücudum sıkılaşıyor. Aynen. Aslında bazen spor sırasında kilo vermedi mi insanlar demotive olmamalı. Sıkılaşmak da en az bence kilo vermek kadar önemli, değerli bir şey. Bir yani. De ruh sağlığımız için çok önemli. Ben ne zaman spor yapsam, inanın hani yememe dikkat etmesem bile o sporun yine de bizim vücudumuza faydası var. Değil mi? Doğrudur. Yani ben mesela siz bahsettiğiniz gibi ben terazi adı. Evet, terazi. Terazi. O eğer şeyden anlatıyor, şeyden bahsediyorsunuz. Evet, kilo yani. Ne kadar kaç kilo. Ben hiç bakmıyorum. Tartı. Ben de çıkmıyorum. Terazi, evet. Ben onu hiç bakmıyorum. Benim arkadaşım metre. Mezura. Öye geldiği zaman da bakıyorum kol, bel, kalça. Bu sefer de eğer kastan ya da yağdan kaybedersek biz ona göre bileceğiz. Çünkü eğer yağdan kaybettiği zaman da daha dar olacak. Ama o tartı çok şey net bir rakam veremeyebilir. Çünkü vücudumuzda bazen kas kaybediyoruz ya da yağ kaybediyoruz. Rakam aynı durabilir ya da su vücudumuzda olabilir. O yüzden pek şey doğru bir sonuç vermeyebilir. Evet, doğru. Sevgili seyircilerimiz, tekrar hatırlatalım. Eğer sizin de sorularınız ve görüşleriniz varsa aşağıdaki telefon numaralarından ve sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Peki kaç kere spor yapmalıyız haftada? En az 3 gün, en fazla 6 gün yapmamız gerekiyor. Peki bu nasıl yayılmalı? Mesela şu anlamda soruyorum. Sadece işte atıyorum sizin antrenmanınız gibi bir antrenman mı yapmak lazım? Yoksa bazı günler yürüyüş mü yapmak lazım? Ya da fitness, aletli jimnastik mi yapmak lazım? Yüzmek mesela. Böyle bir pay yaparsanız hafta içine nasıl bir, en doğrusu nasıl olur? Yani benim tavsiyem her kişinin sevdiği şey, sevdiği spor yapsın. Çünkü sevmediği spor yaptığı zaman da işkence. Vazgeçer, bırakır. Ama sevdiğimiz spor yaparsak yeter ki hareket edin. Onu sadece istiyorum onlardan. Yani ama bilimsel olarak sorarsınız. Bilimsel olarak kardiyo 4 gün, ağırlıkla 2 gün haftada en az yapmamız gerek. Yani bu şekilde. Ama benim tavsiyem sevdiğiniz spor yap. Ağırlıkla mı çalışmak istiyorsun? Ağırlıkla çalışabilirsiniz. Yürüyüş, yürüyüş. Zıplama, zıplama. Yaz oldu, yüzme. Yüzme, herhangi bir. Yeter ki hareket etmemiz gerek. Yani çünkü benim en çok yani rakip diyebilirim. Hazır yemeklerden, restorandan değil. En büyük rakip bu, sandalye. Yani oturmak. Oturma en zararlı insan için. Zararlı değil mi? En zararlı. Yani her bir saat 5 dakika böyle dolaşırsak vücudumuzda daha sağlıklı oluyor. Nasıl makineyi çalıştırmadığımız zaman paslanıyor. Onun gibi biz de yaşlandıkça aslında kireçlenme dediğimiz bir şey oluyor. Ve vücudumuzun o kemik yapısı da öyle bozulmaya başlıyor. Doğru, yaşlanıyoruz. Doğru. Biz onu çalıştırdıkça daha sağlıklı olacak. Aynen öyle. Evet. Bazen kızlar geliyor 25 yaşında bacak mahvolmuş. Öne kadar öne, yani öne at bacağını atamıyor. Üzülüyorum onların için. Çünkü niye? Otura otura
zaten hep araba kullanıyoruz, ofiste böyle oturuyoruz. Sürekli yani hayatımız gittikçe daha rahat bir şekilde geçiyoruz. O yüzden artık eskiden neredeyse gibi evet, hiç hareket etmiyoruz. Aslında şöyle bir hayatımız olsaydı, küçük şehirlerde yaşıyor olsaydık, bir mesafeden gitmek istediğimiz yerlere yürüyerek gitseydik, en güzel. Spor salonuna bile belki gitmemize gerek yoktu. Biz hiç yürümüyoruz, hep araba kullanıyoruz. Bir spor salonuna gidip bir makinenin üstüne çıkıp yürüyoruz. Hatta ne kadar sağlıksız. Evet, araba kullandığımız zaman da otopark ederken girişe en yakın yürümeyelim de iki adım değil en mi? En yakın evet. Yere. Ne kadar güzel. Gerekirse 10 dakika evet. Turluyor. O bir en dakika yakın, yürümemek evet. için ya. En yakın bak, doğru söylüyorsunuz. Ama en güzel, en doğrusu girişten uzak durun. Gerçekten o yürüyüş mesafe kullanın. Kimse merdiven kullanmıyor. İkinci kata bile bir kat. Aynen. Spor salonunda bile ben hakikaten gülüyorum. Bir tane asansör var. Bu kadar spor yaptın, o makinenin üstünde yürüdün. Bir kat yukarıda çıkış, bir kat evet. Asansöre biniyorlar. Yani şu merdiveni çıkan yok. Ben de öyleyim ya. Aslında onu ben spor salonuma tavsiye edeceğim. Engelliler içindir asansör diye yazsınlar çok mesela. Çok komik yani bir saattir o kadar hareket yaptın. Yap orada. Spor yaptın, ağırlık çalıştırdın. O makinenin üstüne yürüdün, bir kat yukarıya çıkması lazım. Çıkış asansöre bineyim. Aynen doğrudur. Ben gördüm, hatta kartı bazen uşanıyorlar. Bir açar mısınız? Yani o kadar o hayatımız adeta. Çok rahat olduğu için artık insan alıştı. Otura otura artık ben kalkmayayım buradan. Bu şekilde. Evet, gün içinde de hareketimizi arttırmak lazım. Yani spor salonu ayrılmış, orada da biz aslında makinalaştık neredeyse. Evet. Orada sporu yapıyorum, ondan sonrası hareket etmeyeyim. Hocam evet. Şu yaşam çok kötü değil mi? Mesela şimdi zaten herkesin kazandığı paralar ortada. Özellikle Türkiye'de herkes hani belli bir tabaka hariç kazandığı parayla hayatını idame ettiriyor. O kişi sabahleyin 8'de biniyor arabasına ya da işte servise, oturuyor gidiyor iş yerine. Ondan sonra iş yerinde bütün gün oturuyor. Öğlen bir saat arası var. Onda da yemek yiyor. Ondan sonra tekrar işine devam ediyor. Akşam arabaya binip eve geliyor. Zaten yorgunluktan baygın bir şekilde yatıyor. Böyle geçti mi aslında gün? Yani sadece günü geçirmek bence ya. Doğru. Maalesef bu düzenin içinde olan belki bir şehrin %80'i var. Ama ne kadar üzücü bir durum bu aslında. Aslında bana sorarsanız hepimiz böyle bir şeyin içindeyiz ama aslında bunun gelir şeyiyle de çok ilgisi yok. Mesela Boğaz. Hiç kimsenin değil. Yani çok erken kalk, biraz yaşam kalitesini arttırmak insanın kendi elinde bence. Doğrudur. Bir spor ayakkabı, bir eşofman. Doğrudur. Biraz erken kalkıp işe gitmeden önce aynen. Boğaz'da yürümek dünyanın en güzel boğazına sahibiz. Aynen. Çok evet. Güzel ormanlar var İstanbul'da. Yani buralar herkesin. Aslında doğa hepimizin. Biz tembelleştik. Biz makinalaştık. Evet, doğru mu? Yani insan kendi hayatını maksimumda kaliteli hale kendi getirir. Doğru. Sara biz Hanım, tembelleştik. Bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela bir kişi 70 kilo. Diyor ki Perşembe, Cuma günü ya çok kilo aldım. Bu hafta sonunda geçsin, ben pazartesi diyete başlayayım diyor. Cumartesi, pazar öyle yiyor ki kilo oluyor 72. Sonra pazartesi diyete başlıyor. Güzel bir spor yapıyor. Sonra salı yarıya indiriyor. Çarşamba, perşembe derken yok oluyor gidiyor. Aldığı 2 kiloyla kalıyor. Niye böyle bir sistem var? Yani niye insanlar o motivasyonu devam ettiremiyor spor konusunda? Ne yapmak lazım? Yani hani bu alışkanlığı kazanmak için hayatında spor olmayan birinin sadece pazartesi değil her gün bu düzeni sağlaması için ne yapması lazım? Israrcı mı olması lazım? Aslında öyle düşünebiliriz. Mesela öğrenciye üniversite girdiği zamanda vallahi okumak zor, ben bırakmak mı istiyorum? Sonra bir yıl okudu, sonra bıraktığı zamanda onu düşünmemiz lazım. Yani hedefimiz... Kararlılık. Hedefimiz hep hatırlatmamız lazım. Yani benim hedefim neydi? Ben niye spor başladım? Ben niye diyet başladım? Bizim hep hatırlatmamız lazım kendimize. Bu şekilde yani motivasyonumuz bulmamız lazım. Yani mesela ben üyelerimize söylüyorum. Her iki ayda kendimi daha motivasyon edebilmek için kendini böyle... Daha dar bir kıyafet al eğer kilo vermek istiyorsa. Mesela bu kıyafetin içine medium. Gireceğim ben diyeceksin. Aynen. Ben kendime de bunu şimdi alıyorum. Bir dahaki ayda small, bir dahaki ayda eksi small oluyor. Sonra ama veremezsen de çöpe mi gidecek onlar? Hayır, beklersin işte kararlılık, kendini motive etmek sonra için benim için çok iyi oldu. Sonra medium large sistem öyle diyeyim. Peki bir şey daha soracağım. Spora başlayıp daha sonra bıraktığında sarkma olur mu diye çok soru geliyor. Mesela bizim programımıza da. Böyle bir şey var mı? İşte bu da bir tane bahane maalesef. Ben spora başlamayayım çünkü daha sonra sarkma oluyor. Oluyor mu? Aslında sarkma olmuyor. Biz spor yaptığımız zaman da kasımız daha küçük bir şekilde böyle büyüyor ve vücudumuzu da şekillendiriyor. Yani demek istediğimiz cildimiz çok esnek
yani olmuyor. Çünkü kasımız küçük bir şekilde büyüyor. Ama hata nerede? Besleme. Yanlış besleme sarkma oluyor. Şimdi insanlar spor yaptığı zaman da spor yaparken daha motivasyon oluyor. Yemek güzel bir şekilde yiyor, besleniyor. Ben bugün sporumu yaptım, fazla yemeyeyim. Ama sporu bırakınca artık ben istediğim her şeyi salıyor. Evet. Aslında haklısınız. Evet. Çok iyi bir yaşam motivasyonu da. Bir de sizin yaptığınız hakikaten benim çok ilgimi çekti dans ederek. Çünkü ben öyle sayıyla yapmayı çok sevmiyorum. Çok zor bir şey. O insanı basınç yapıyor. Doğrudur. Kaçmak için bir şey. Ama dans ettiğinizde hem bütün vücudunuz çalışıyor hem de o müzikle beraber enerjiniz de yükselir. Aynen öyle. Çok hoş bir şey yapıyorsunuz. Evet, müzik olmayınca antrenman yapamıyoruz herhalde, onu diyeyim. Peki ne tarz müzikler genelde sizin eğitiminizi, daha doğrusu bu şeyinizi, dansınızı yani pop oluşturuyor? Pop şarkılar kullanıyorum. Pop şarkılar. Pop şarkılar. Pop şarkılar. Yani 2018 pop şarkılar diyelim. Onlara kullanıyorum. Hı hı. Çünkü onlar her yerde çalıyorlar. Mesela restoranlarda, mağazalarda, her yerde çalıyorlar. Sonra üyelerim eğer bu müzike kulak geçtiği zaman da hatırlayacak, ben spora gitmem lazım. Yani hatırlamak Bravo. Amacıyla ve motivasyon olmak amacıyla. Tabii. Peki son olarak şunu da sorayım. Sonra sizde yine bugün bir dans uygulamamız olacak. Tamam. Geçen sefer de yapmıştık. Vücut ağırlığıyla mı alet... Ağırlık kullanmak sağlıklı mı ya da vücut ağırlığıyla evet, yapmak vücut daha ağırlığı mı iyi? Çalışmak daha mantıklı yoksa bu aletli ve makinalı egzersizler mi? Evet. Çünkü şimdi yeni yeni direnç bantları çıktı mesela. Hı hı. Ya da işte daha böyle hani kültür fizik diyoruz biz, daha böyle hareketler falan. Onlar mı daha mantıklı yoksa bu spor salonundaki makinalar mı? Şimdi ikisi bir yararlı var ve ikisi bir zararlı var. Makine çalıştığımız zaman da makine daha az kalori yıkar. Çünkü makinede çalıştığınız kasları belli. Bir iki kas çalıştırabilir makinede. O yüzden daha az kalori yıkar. Ve makinede çok fazla yük ya da ağır koyduğumuz zaman da sakatlık nedeni yapar. Ama makinede çalıştığımız zaman da eğer belli bir kas büyütmek istiyorsam makinede daha iyi tabii ki. Şimdi vücut ağırlığıyla birçok kaslar çalıştırıyor ve birçok eklem çalıştığı için daha çok kalori kaybeder. Ağırlık kullanmak yerine hani siz yoga yapmıyorsunuz ama bütün öbür sağlıklı diğer spor evet. şeyleri de öyle. Hı hı. Kendi vücut ağırlığımızı kullanmak hani bir doktor olarak da ben hep onu Aynen. söylüyorum. Kendi vücut ağırlığımızı kullanarak spor yapmak daha sağlıklı bir şey. O yüzden aslında dans ederek sizin bu yaptığınız şey benim çok hoşuma gitti ve ilgimi çekti. Hem ağırlık yok. Çünkü Aynen. ağırlık eklemlerinizi zorluyor. Hı-hı. Yani o sırada bir de bazen insanlar hızlıca şekil değiştirmek Hı-hı. istedikleri Hı-hı. için ağırlık kullanıyorlar. Bu sefer onların bir süre sonra doktor diyecek ki size spor yapma. Yani Aynen. o yüzden eklemlerimizi zorlamadan kendi vücut ağırlığımızla yapmak aslında daha sağlıklı. Daha sağlıklı. Bir de bir de kişinin hedefine göre. Onu da söyleyeyim. Bir örnek vereyim mesela. Basketbolcu hangisi yapsak? Basketbolcu. Smith Machine Squat. Smith Machine Squat. Hı hı. Yoksa Jumping Box. Tabii ki Jumping Box onun için daha faydalı oluyor. Çünkü onun için daha hız istiyor. Hı hı. Ha, o da eklemek istiyorum. Vücut ağrıyla daha hızlı gelişirsiniz. Evet, yani aynen. Düşünülenin aksine daha iyi. Aynen öyle. Evet, o zaman istiyorsanız yavaş yavaş uygulamamıza geçelim. Evet, tamam. Dans biraz yapacağız. Ben değil tabii de siz yapacaksınız. Evet. Ayfer Hocam katılacak mısınız? Yok, ben Yok. Katılmayayım. Tamam, biz izleyeceğiz o zaman. Ne yapacağız şimdi? Şimdi bir koreografi alt vücut için yapacağız ve eğlenceli bir şekilde dans edeceğiz. Aynı zamanda ne kardiyo. Hoş. Benim çok ilgimi çekti doğrusu. O zaman yani. Bir de arkadaşımız gelecek, onu da davet edelim. Tamam. Sara Hanım, söz sizde. Sahne sizin. Ben de çok merak ediyorum. Straight lightning.
straight like that. Arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Yani bravo, çok eğlenceli. 3 dakika sürdü aşağı yukarı. Evet. Herhalde bir 50 kalori yaktık. Aynen öyle. Vallahi ama yok, inanılmaz onu konuştuk. Enteresan çok değil hoş mi? Bir şey. Hem bütün vücudun çalışıyor hem dans ediyorsun hem enerjin yükseliyor. Aynen. Güne böyle başlamak ne hoş olur. Evet doğrudur. Bir de böyle sayarak yapmıyorsunuz ya, ben de oraya taktım. Çok hoş. Çok hoşuma gitti benim. Peki sizin dansa yakınınız mesela geçen söylemiştiniz galiba babanız mı Kübalıydı? Dominikalıydı. Latin dans. Latin kökenli olmanız dansa olan hem Latin yatkınlık... dans aslında evet sorry. Hem Latin dans hem Oriental dans. Ama ben evet, daha Oriental dans daha tercih ediyorum. Şimdi Oriental Fit'te de var. Oriental dans olarak spor yapıyoruz. Süper. Belinizi ne kadar inceltir. Aynen çok iyi. Zaten Oriental dans karın kaslar karın, evet. Çok iyi göçlendiriyor. Oriental evet. Karın kaslarını alt bacak içinde... Latin dansları değil mi? Evet. Yani bayanların en çok aradığı estetik görünüm bu iki dansta sporla vücut bulabiliyor ve en doğru hem de dans ederek, ders oluyor. Eğlenerek değil doğrudur. Mi? Evet. Kaç dakika sürüyordu aşağı yukarı bir ders sizin verdiğiniz dersler? Böyle fazla en çok kardiyo kullandık. Bir saat yapıyorum. Ama bazen daha böyle ağır push-up gibi ya da ne bileyim squat gibi bunlar 45 dakika. 45 dakika zaten bundan fazlası bayıltır adamı herhalde. Değil mi? Biraz zor olur yani. Evet ama yine yani gittikçe daha kolay oluyor kızlarla. O yüzden bazen kuvvetlendikçe onlarla... değil mi? Kasların kuvvetlendikçe 45 dakika bile demez. Evet. Yormayabilir seni. Evet aynen. Mesela bu dans yaptığımız dans daha sonra kızlar daha güçlü olduğu zaman da mesela mini band ekliyorum bacaklarda ya da ellerde dumbbell'lar ekliyorum. Hala biz dans ediyoruz aynı hareketler ama işi zorlaştırıyorsunuz şey, yani. Zorlaştırıyorum. Hiç kolay olmayacak diyorlar bana. Ben diyorum ki hiç kolay olmayacak ama siz daha güçlü olacaksınız. Süper. Vallahi çok vallahi. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet oldu. Benim çok ilgimi çekti doğrusu. Dans da çok güzeldi. Evet. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Tekrardan bekliyoruz. Konuğumuz fitness eğitmeni Sara Şaham'dı. Şimdi iyi ki varsın da yine çok keyifli bir röportaj var. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Şevki Erdem'le skolyoz üzerine bir röportaj yaptık. Hep beraber izliyoruz. Ardından burada sizleri bekliyoruz. Omurga eğriliği neden olur? Kamburluk nasıl tedavi edilir? Omurga eğriliklerinde tedavi yöntemlerini ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Şevki Erdem özel röportajımızda anlatacak. Az sonra. Efendim iyi ki varsın da bugünkü konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Şevki Erdem. Şevki hocamızla bugün çok güzel konular konuşacağız. Hocam öncelikle sizin yerinize geldik. Bizi kırmadınız, kabul çok, ettiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş varsınız. Geldiniz. Siz de iyi ki varsınız. Hoş sağ bulduk. Olun. Nasılsınız? Her şey yolunda durumda. Vallahi her şey yolunda. Çalışmaya ve insanlara ulaşmaya, sıkıntısı olanların problemlerini çözmeye devam ediyoruz.
Umarım hoş bir seda bırakabiliriz bu gök kubbede. Bırakıyorsunuz hocam kesinlikle. Yani her şeyden önce ben genel olarak sormak istiyorum. Hayat nasıl gidiyor sizin için? Benim genellikle hayat felsefem aslında şu. Şimdi insanın hayata olumlu bakması kendi ruhsal dünyasını yansıtır. Yani mesela benim kendim için hayat amacım nedir dersen, Yunus Emre'nin çok güzel bir deyişi var. Diyor ki, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyor. Aslında bizim kendi hayatımızdaki amacımız, çok iyi kariyerlerimiz olabilir, çok paramız olabilir vesaire olabiliriz. Ama bizim için önemli olan şey kendi gönül yolculuğumuzdaki o tekamülü gerçekleştirebilmek. Evet. Onun farkındalığını yaşayabilmek. Hocam çok güzel şeyler söylediniz. Ben hani konuya girmeden sizin gibi değerli birinin hayat görüşlerini de almak istedim açıkçası. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam bugün neler konuşacağız? Şimdi bugün toplumda her yaşta görülebilen aslında insanlara hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda sıkıntıya sokan çocuk yaş grubunda olsun, yetişkin yaş grubunda olsun veyahut da erken doğum döneminde olsun omurgadaki oluşmuş olan eğrilikler veya kamburluklar diyebileceğimiz bunun tıbbi ismi skolyoz veyahut da kifoz dediğimiz sorunları bugün konuşalım dedik. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Ergenlik döneminde omurgada ne gibi sorunlar oluşabiliyor? Şimdi omurga problemlerinin en sık görüldüğü yaş ergenlik dönemi. Yani çocuğun ergenliğe girmeden 1-2 yıl önce başlayıp ergenliğe girdikten sonraki o 1-2 yıllık dönemde ortaya çıkan problemler. Niye önemli? Çünkü şundan dolayı omurganın uzaması, boyun uzaması demiyorum, omurganın uzaması genellikle ergenlikten 1-2 yıl önce başlayıp ergenlikten 1 yıl sonrasına kadar devam eden süreçte uzamanın pik yaptığı bir dönem. Yani 10'lu yaşlar mı? Hani evet, 10'la 20 arası aynen. gibi. Şöyle aslında. Kişinin değişiyor mesela ergenlik yaşına göre değişiyor ama kabaca 10 ile 13 yaş arası gibi diyebiliriz. Başta. Tabii ve işte 13-14 yaşında ergenlik biter ama boy uzaması omurga uzamasından daha bağımsız olarak devam eder. Ama omurga uzaması genellikle ergenliğe girdikten 2 yıl sonra takribi olarak ortadan kalkar. Uzayacaksa eğer çocuk veyahut da kişi bacaklarından uzamaya devam eder. Bu dönemde en sık karşılaştığımız problemler ve diğer omurga eğrilikleriyle karşılaştığımızda çok büyük oranda bu dönemde gözüküyor. Ne görüyoruz biz? Birincisi skolyoz dediğimiz, ergenlik dönemi skolyozu dediğimiz tabloyu görüyoruz. İkincisi de kifoz dediğimiz veyahut da kamburluk dediğimiz, genellikle de ergenlik dönemindeki çocuklarda görülen Sherman kifozu dediğimiz tabloyu görebiliyoruz. Tabii ki bunlar ikisi beraber ne yapıyor? İkisi beraber çocuklarda eğer hızlı ilerleyici bir şekilde ise oluşturduğu tablo hem fiziksel anlamda, fizyolojik anlamda hem de ruhsal anlamda ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Özellikle tabii şimdi çok ders kitapları var, bir sürü araç gereçler var. Çocukların okula giderken yanında götürmesi gerektiği ve ağır bir sırt çantası oluyor. Evet. Yani yaklaşık atıyorum belki 25-30 kiloluk bir çocuk neredeyse ağırlığının 3'te 1'i ağırlıkta aynen. 7-8 kilo, 10 kilo bir 10 çantayla kilo. Okula gidiyor. Şimdi bunun çocukta yarattığı bir tahribat olur mu omurgada? Onu sormak istiyorum aslında size. Aslında tabii yani okul dönemi bir gün değil, iki gün değil. Yani hakikaten buna bir çözüm bulunması lazım. Yani çocuk işte ilkokula başlıyor, ortaokul falan derken tam o gelişim çağında ben aslında bunları tarttırdım bir ara. 9 kilo, 10 kilo, 12 kiloya kadar ulaşabiliyor. Çanta. Şimdi bir de düşünün bu yaş grubu çocuklarımızın özellikle son yıllarda ne kadar böyle spordan uzak durduklarını da düşünün. Ciddi anlamda bir de o bilgisayar ve telefon başındaki geçen zaman ve o kambur pozisyonunda uzun zaman saatler geçirmeleri. Sırada oturmak bile aslında. Yani bir sırtınızı rahat bir yasladığınız bir koltukta oturmadınız okulda hiç. Ben öyle oturmadım. Aynen. Yani. Sıra dediğiniz şey sırtı olmayan arkadaki sıranın masasına aynen. sırtınızı yasladığınız tabii, bir pozisyon. Tabii. Şimdi o durumda bu kadar ağır yük çocuklarda normal olarak problemi olmayanlarda çok büyük sıkıntı yaratmıyor. Hı hı. Mesela eğer çocukta Sherman kifozu dediğimiz veya skolyoz dediğimiz tablo yoksa sadece duruş bozukluğu yaratabiliyor. Hı hı. Bu duruş bozukluğu nedir? Mesela ayakta durduğumuzda çocuğun işte omuzların öne doğru düşmesi, göbeğin öne doğru çıkması gibi bir tablo ama röntgende ölçtüğümüz zaman da bunları
o fizyolojik olarak gördüğümüz mesela şuradaki şu kamburluk olayını, şuradaki görmüş olduğumuz kamburluk olayı normal sınırların bir miktar üzerinde mesela. Yani normalde bizim sırt bölgemizdeki kamburluğumuz 25 ile 45 derece arası şu bölge. Ama bu kabaca söylersek yine 50 ile 70 arasındaysa duruş bozukluğu diyebiliriz buna. Ama 70'in üstüne de çıktıktan sonra artık özellikle 75'e geçtikten sonra bu gerçek anlamda bir kamburluk. Şimdi o çocuklarda yani duruş bozukluğu olanlarda zamanla bu çocuklar özellikle kız çocuklarında ciddi anlamda görüntü problemi yaratabiliyor. Ama benim özellikle izleyicilerimize izletmek istediğim şey şu. Eğer çocukta bir gerçek anlamda dokümante edilmiş, ölçülmüş bir duruş bozukluğu varsa veya bir skolyozu varsa bu ağır çantalardan uzak durmaları lazım. Ama sağlıklı bir çocuk, spor da yapıyor, onun çok büyük bir önemi yok açıkçası. Ama altta yatan bir problemimiz varsa onu biraz daha artırıp sıkıntı yaratabiliyor. Evet, yani aslında bu sırt çantaları biraz çocuklar biraz ona çözüm bulmakta fayda var. Yani her gün o kadar 10 kiloluk sırt çantasını yani eğitime gider gibi götürmenin de çok büyük bir mantığı yok. Ama şimdi yeni şey başladı bildiğim kadarıyla. Okulda dolaplar var. Evet. Öğrenciler o akşam onlara lazım olmayan kitapları okulda bırakıyorlar. Ertesi gün kitaplarına i̇şte tekrar kavuşuyorlar. Bunun yaygınlaşması lazım. Yani her okulda bunun gerçekleştirilmesi lazım ki hani o çocuklar da aslında her gün tüm o kitapları götürüp getirmesinler. Makul olan da bu tabii. Evet. Hocam peki omurga eğriliklerinin temel sebepleri nelerdir? Şimdi omurga eğriliği dediğimiz zaman da biraz önce belirttim her yaş grubunda görülebiliyor. Doğuştan olanları var bunların. Bu doğuştan olan dediklerimiz aslında anne karnında ilk 3 ayda omurga ilk olarak oluşuyor. Bu ilk 3 ay içerisinde omurga oluştuğunda özellikle omurga kemiklerinin bir kısmı oluşuyor, bir kısmı oluşmuyor veya omurga kemikleri üst üste birbiriyle kaynamış oluyor. Şimdi hocam omurga kemiği dediğimiz, ben şunu şöyle tutayım, siz istiyorsanız üzerinde gösterebilirsiniz. Şöyle. Evet, yani şurada görmüş olduğumuz omurga kemiklerinin bir kısmı mesela ön tarafının oluşmadığını düşünelim. O zaman ne oluyor? Kamburluk dediğimiz doğuştan bir kamburluk oluşuyor. Veya bir tarafının oluşmadığını, sağ veya sol taraftan oluşmadığını görürsek o zaman da ne olmuş oluyor? Bir tarafa doğru omurga eğilmiş oluyor. Veya iki tane omurga birbiriyle kaynamış oluyor. O zaman ne oluyor? Bu tarafta büyüme devam etmiyor. Karşı tarafta büyüme devam ettiği için skolyoz tablosu oluşuyor. Bu ilk 3 ayda ortaya çıkan bir tablo. Çünkü omurga oluştuktan sonra omurgadan diğer organlar tomurcuklanarak büyüyor. Hocam şimdi mesela benim 2 aylık bir bebeğim var aşağı yukarı. Eminim bizi izleyen birçok anne baba da vardır. Bu arada aşağıdaki telefon numaralarından ve mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ve hocamıza tabii ki. Bizim ebeveyn olarak nelere dikkat etmemiz lazım yeni doğan çocuklarda? Şimdi yeni doğan çocuklarda özellikle zaten doğuştan konjenital skolyoz dediğimiz tablo anne karnında ilk 3 aydaki omurganın oluşumu esnasında meydana geliyor. Yani o esnada şu oluyor aslında. Şimdi şurada görmüş olduğumuz gibi omurga kemikleri bu şekilde boğum boğum. Yani bir omurga kemiği arasında disk, bir omurga kemiği arasında disk. Bu şekilde özellikle doğuştan anne karnında bu kemiklerin bir kısmı oluşabiliyor. Mesela omurga kemiğinin ön tarafı oluşmadığı zaman da ne olacaktır? Ön tarafta büyüme olmayacağı için, arka taraf büyüyeceği için öne doğru bir kamburluk olacaktır bu çocukta ileride büyüdüğünde. Ki anne karnında bu hatta doğumdan itibaren bile bu çocuklarda ciddi anlamda kifoz dediğimiz kamburluk görülebiliyor. Veyahut da omurga kemiğinin bir tarafı oluşacak. Bir tarafı oluşmayacak mesela. Yani anne karnındaki ilk 3 aydan bahsediyorsunuz. Evet, anne karnındaki ilk 3 ay. Şimdi oldu, tamam. Evet, anne karnındaki ilk 3 ayda bu tablo oluşuyor. Diyelim ki bu bölgede bir tarafı oluşmuyorsa, buna biz hemivertebra diyoruz mesela veya iki omurga birbiriyle blok halinde oluşuyorsa, o zaman bu tarafta büyüme sürmüyor, öbür tarafta büyüme devam ettiği için omurgada skolyoz dediğimiz tablo oluşuyor. Mesleki deformasyonlar peki hocam? Mesela masa başında çok oturmak, yani mesela atıyorum şu an diyelim ki benim postürüm, oturmam, diyelim ki her şey düzgün. Ben bir işe başlıyorum 30 yaşında. Yaklaşık 10 yıl masa başında çalışıyorum. Ve o bende bir eğrilik oluşturuyor. Yani bu noktada benim ne yapmam lazım? Gerçekten bir ağrı hissetmeye başlıyorum. Doğru. Sanki böyle vücudumu taşıyamaz hale geliyorum. Akşam eve girip yatağa yatmak istiyorum böyle. Doğru. Ne yapmam lazım mesela? Şimdi aslında tabii omurga anne karnında ilk doğduğumuzda C şeklindedir. Yani bildiğimiz C harfi gibi herhangi şu kıvrımları olmadan ortaya çıkar anne karnından doğduğumuzda. Ama zaman içerisinde biz ne yapıyoruz? Ayakta dik durmaya başladığımızda omurga yukarıda boyun bölgesinde ters arkaya doğru bir açılanma,
sırt bölgesinde öne doğru bir açılanma, belde de arkaya doğru bir açılanma oluşuyor. S'ye dönüyor. S'ye dönüyor. Bu müthiş bir denge oluşturuyor. İşte bu dengenin bozulması dediğimiz skolyoz veya kamburluk veya duruş bozuklukları da işte sırt ağrısı, bel ağrısı, boyun düzleşmesi, bel düzleşmesi dediğimiz ciddi tablolara neden oluyor. Şimdi peki düzleşsin ne olacak diyemiyorsun. Biyomekanik denge bozulduğu anda ağrı başlıyor. Mesela çok halk arasında çok fazla bilinmez. Mesela özellikle bacak arkası kaslarının kısalığı, bacak arkası kasları, bizim hamstring kasları deriz biz ona. Mesela birçok baktığımızda kişiler böyle dizleri kırık vaziyette yürür. Dizleri bükük vaziyette. Arka tarafları hamstring kaslı dediğimiz arka kaslar, arka baldır, baldır kasları kısalmıştır. O leğen kemiğini döndürüyor, leğen kemiğini ve belde düzleşme yapıyor ve bel fıtığı daha fazla görülüyor bunlarda. Onun için de mesela masa başında uzun süre oturanlarda mutlaka sportif aktiviteleri, yani bu yüzme olur, pilates olur, fitness olur, yürüyüş, veyahut da yürüyüş olur veya yoga olur. Bu tip hareketleri mutlaka ne yapmaları lazım? Haftada en az 2-3 gün yapmaları lazım. Ayrıca yine masa başında aralıklı olarak kalkıp mutlaka esneme hareketlerini yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde özellikle bayanlarda o duruş bozukluğu dediğimiz tablo bir müddet sonra kalıcı olarak kamburla neden olabiliyor. Özellikle doğumlardan sonra veya kemik kalitesinin bozulmaya başladığı 40'lı yaşlardan sonra ciddi anlamda kamburluk tablosu ortaya çıkıyor. O da ne yazık ki erkeklerde ağrı çok fazla olmasa da bayanlarda sırt ağrılarıyla karşımıza gelebiliyor. Peki hocam, mesela yaklaşık 30 yıl boyunca manikür pedikür yapmış bir bayan düşünün. Evet. Ve artık sırtında bir kamburluk var. Bunu giderme şansı var mı? Var. Diyelim ki 60 yaşına gelmiş. Evet, her yaşta biz aslında bu tedavi yapabiliyoruz. Burada önemli olan şey kamburluk ne yapar? Şimdi kamburluk eğer belirli bir derecenin üzerindeyse, fazla miktarda kamburluk olduğunda öne doğru, kamburluk olduğunda bir kere sırtta ciddi ağrı meydana getiriyor. İkincisi, diyafragmayı kullanamadığı için kişiler, çünkü bu şekilde rahat nefes alamaz insan. Bu şekilde rahat nefes alır ki diyafragmayı rahat kullanabilsin. Sıkışıyor çünkü. Sıkışıyor tabii. O zaman da rahat nefes alamadı, çabuk yorulur. Bir de eğer ki işte 30'lu 40'lı yaşlarda belirttiğiniz gibi şeyden sonra, menopozdan sonra da kemik kalitesi düşüyor zaten. Kemik kalitesi düşünce artık özellikle bu bölgedeki açılanma 70-75'in üstüne çıktığında o zaman yer çekiminin etkisi daha da belirgin hale geliyor. O zaman da dediğimiz işte nefes darlığı, sırt problemleri ve ilerleyici kamburluk dediğimiz, öne doğru eğildiğinde sırtta böyle bir deve hörgücü gibi bir çıkıntı ortaya ne çıkmış oluyor. Gerekiyor? O durumda yaptığımız şey şu: bu sırt bölgesine eğer 75 derecenin üzerine çıkmışsa bu problemlerimiz, hastanın genel durumunu değerlendirdikten sonra sırt bölgesine vida ve çubuklarla normal pozisyona getiriyoruz. Tam dik değil, normalde 25 ile 45 derecelik fizyolojik sınırlara getiriyoruz. Süreci ne bu tedavinin? Yani o çiviler ya da işte yapılan işlem sırtında ne kadar kalıyor? Şöyle, aslında bu kalıcı bir yöntem. Bu işlemi yaptığımızda yaklaşık 3-4 saatlik bir yöntem. Vida ve çubuklarla bunu dik hale getiriyoruz omurgayı ve o pozisyonda kilitliyoruz. Kilitledikten sonra oraya kemik tozu ilave ediyoruz ki ileride artık burası tekrar çökmesin diye. Çünkü vida bir metal. Metali uzun süreli dayanıklılığını ve sağlamlığını devam ettirebilmek için kemik tozu da o metallerin üzerine ilave etmek lazım ki tamamen sağlam olsun. Ameliyattan bir gün sonra kaldırıp yürütüyoruz. Bir buçuk ay sonra da yüzmeye başlatıyoruz. O bir tekrar ikinci bir ameliyata gerek yok. Artık o sırt bölgesinde tekrar kamburlaşma da olmayacak. Hayat kalitesi artıyor mu? Ciddi yani anlamda artıyor. Nefes alması ciddi anlamda artıyor. Bir diğer şey, kişinin kendine olan bakışı değişiyor. Yani kendine daha çok şey hissediyor. Kendine olan özgüveni artmış oluyor. Ve ağrıları tabii ki ciddi anlamda azalmış oluyor. Evet. Hocam, burada bir röntgen kağıdı var. Burada neyi anlatmak istiyorsunuz? Şimdi burada bizim özellikle üzerinde durduğumuz şey skolyoz. Skolyoz. Evet. Burada görmüş olduğumuz gibi ciddi anlamda bir ihmal edilmiş bir skolyozumuz var. Eğrilik oluyor değil mi? Eğrilik oluyor. Aha. Yaklaşık 80 derece civarında bir eğriliğimiz var. Tabii ciddi anlamda iç organ problemleri de oluşturuyor burada. Bu iç organ problemleri ve omurgadaki sinirlere, baskılarla birlikte yürüyemez hale geliyor kişi. Bu 65 yaşında bir hastamız. Yani yürüme problemi var. Artık hep devamlı oturmak istiyor. Oturduğu zaman nefes darlığı oluyor. Yürüdüğü zaman nefes darlığı oluyor. Bacaklarında ağrıları var. Çünkü beldeki daralmalar ve kireçlenmelerle birlikte bacaklara yayılan şiddetli ağrıları var. Ameliyat ettiğimiz bir hasta. Tabii ameliyattan biz ne yapıyoruz? Buradaki eğriliği düzeltiyoruz. Aynı zamanda
yaş ileri olduğu için sinir problemleri ve sinir köklerine baskılar da olduğu için o sinir köklerine baskıları da temizliyoruz, rahatlatıyoruz sinirleri ve sağlığına kavuşturuyoruz açıkçası. Evet. Hocam peki korse kullanımı, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani sizin meslek alanınızdaki sorunlarda işte eğrilik, yani evet, skolyoz, evet, ya da ne derler? Kamburlukta, evet. Korse kullanımı oluyor mu? Korse kullanımı bizim tıbbi olarak dokümante edilmiş ve faydasını uygun şekillerde yaptığımızda, kullandığımızda ciddi anlamda faydası olan bir yöntem. Ama herkese kullanılmaz. Mesela özellikle skolyozu olanlarda, büyüyen omurgada, yani yine söylemiş olduğum gibi 0 yaştan başlayıp işte 12, 13, 14 yaşına kadar ki, yani omurganın uzadığı dönem içerisinde korsenin kullandığı eğrilik ve kamburluklarımız var. Ama artık gelişimini tamamladıktan sonra kişinin korse uygulamasının bir mantığı yok. Geçici, mesela özellikle ben izleyicilerimizin birçokları da biliyorlardır. Mesela dik duruş korseleri diye piyasada var mesela. Faydası olduğu yerler var ama sadece şuna faydası var. İşte Şevki Bey veya Hakan Bey dik dur, dik duruşunu bozma komutunu veren bir aslında işe yarıyor. Yoksa bizim onu takarak, yelek gibi onu takarak dik durma şansımız yok. Nedir? Eğer bizim burada önemli olan şey bu eğriliğin derecelerini bilmektir. Yani eğer eğriliğin derecesini biliyorsak, diyelim ki mesela büyüyen omurga 20-25 dereceyi geçtikten sonra skolyozu varsa bu çocuklarımızda korse uygulayabiliyoruz. Yine kamburluğu varsa yine büyüyen omurgada yine korse uygulayabiliyoruz. Özel yapım korseler bunlar. Hı hı. Uygulayabiliyoruz ama artık gelişim tamamlandıktan sonra ya spor yapacak ama çok da ilerlediyse, cerrahi sınırlara girmişse ameliyatla bunu düzelteceğiz. Ameliyatla. Hocam peki bu arada sevgili seyircimiz, tekrar hatırlatalım. Eğer bize veya hocamıza, sevgili Profesör Doktor Şevki Erdem'e sorularınız varsa alt banttaki telefon numaralarından ve mail adreslerinden hem bize hem de hocamıza ulaşabilirsiniz diye hatırlatmamızı yapayım. Bir de hocam şunu sormak istiyorum. Diyelim ki bir eğriliğim vardı, bir kamburum vardı. Evet. Geldim, ameliyatımı oldum ya da tedavimi oldum. Sonrasındaki süreç. Evet. Beni ondan sonra nasıl bir süreç bekliyor? Nelere dikkat etmem lazım? Şimdi bu ameliyatlarda en önemli dikkat edilmesi gerekli olan şey aslında burada en alttaki disklerin sağlam kalmasıdır. Çünkü hareketi ne kadar koruyabileceğiz? Yani çünkü biz eğilip kalkmamız gerekiyor, spor yapmamız gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Bu işinizin yoğunluğunda bize zaman ayırdınız. Son olarak söyleyeceğiniz şeyler var mı? Vallahi ben de bu sohbetten çok keyif aldım. Son olarak şunu söyleyeyim. Dik bir duruş hayata bakış açınızı değiştirecektir. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok doğru ben bir şey çünkü. Teşekkür ederim. Evet efendim. Konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Şevki Erdem'di. İyi ki varsın. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Evet efendim. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Şevki Erdem'le çok keyifli bir röportaj gerçekleştirmiştik. Hep beraber izledik. Şimdi reklamlar. Reklamların arkasından sevgili partnerim dermatolog Ayfer Aydın'la çok keyifli sohbetimiz devam edecek. İyi ki varsın devam ediyor. Ayfer Hocam kaldık baş başa. Evet, yine evet. Konuk oldum. Evet, yine konuksunuz ama gerçekten çok güzel tepkiler alıyoruz konuştuğumuz konularla ilgili. Hani çok tatlı dille de anlatıyorsunuz. Özellikle bu tahta çizimleri mesela bence çok güzel oldu anlatarak yani devam etmemiz. Yani sonunda hani kendimi de hasta yerine koyuyorum çünkü bilmediğiniz zaman bir şeyi anlattığınız zaman karşı taraf biraz zorlanabiliyor. Ben evet. de bilmeseydim. Çizdiğimiz zaman daha netleşiyor. Tamam. Nasıl çözdüğümüz bugün daha kolay anlaşılır bir hale geliyor. Tırnak batığını anlatacağım. Tırnak bugün. Batığını. Evet. Yine Hı-hı. herkesin önemli bir problemi yani birçok kişide olan bir şey değil mi? Evet ve çok acılı bir şey gerçekten. Hani çeken bilir derler ya, gerçekten tırnak batığı olanlar bilir. Çok ızdıraplı, çok sorun yaratan bir durum. Sadece ağrısı değil, bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarına da bir kapı açar. Evet. Dolayısıyla hakikaten çözülmesi gereken bir konu. Hastalar işte kuaförlerde, tırnak bakım merkezlerinde gezerler ve gerçekten çözülmez. Tellerle, iplerle, pamuklarla o alan genişletilmeye çalışılır. Ya da işte iki haftada bir, haftada bir o batan kısmı pedikürist alır. Biraz hasta rahatlar ama gerçekte bu çözmez durumu. Radikal olarak bunu çözmenin yolu, isterseniz geçelim yine anlatayım tamam, ben tahtadan hemen geçelim. En güzeli.
Evet, şimdi... Dün akneyi konuşmuştuk hatırlıyorsan. Bir şey kökten çözülürse esas o tedavi olmuş olur. Ben hastalıkları öyle çözmeyi seviyorum. Aslında hastaların da beklentisi de budur. Hastalık iyileşsin ve ortadan kalksın. Tırnak batığı çok ızdıraplı bir şey ve aslında tedavisi çok basit. Tamamen çözebiliyor muyuz onu gerçekten peki? Gerçekten çözülür de çok basit aslında. O kadar basit. Aslında hep ya, bizim komplike gördüğümüz şeyler hayatta da öyledir. Yani sorun yaptıklarımız çok basit çözülür. Tırnak batığı da öyle. Yani elimizde ayağımızda her neredeyse ama en çok ayak baş parmaklarında görülüyoruz. Ama her yerde görülebilir. El tırnağında da görülebilir. Ayağın diğer parmak tırnaklarında da batık oluşabilir. En çok genetik yapıyla ilgili bir şeydir. İçe doğru büyüyen tırnak yapısı diyoruz. Onun dışında kilo almakla ya da tırnak mantarı ya da yanlış ayakkabılar giymek, o sivri uçlu ayakkabılar tırnak batığı yapıyor. Şimdi bir tırnak çizerek batığı nasıl çözüyoruz ve neden batık oluşuyor onu anlatacağım. Bu bizim tırnağımız olsun, bu parmağımız, ayak parmağımız. Özellikle şuraya fokuslanalım. Şimdi tırnağımızı kesiyoruz, kesiyoruz. Uzuyor değil mi? Çünkü onu uzatan bir kök var. Şurası görünmüyor içeride. Tırnağımızın içindeki kökü. Biz tırnak kesiyoruz. Deriden ayrı bir şey zaten. Evet, uzuyor. Kesiyoruz, kesiyoruz, uzuyor. Tırnağı batıran kısım şurada. İçeride tabii onu görmüyoruz. Şöyle diyelim. Bu batık. Onu da uzatan fazla bir alan var. Yani bizim istemediğimiz burada içeri doğru kıvrılan bir batık var. Onun için işte kuaförlerde zorlaya zorlaya şurayı keserler. O batma hissi geçtiği için hasta biraz rahatlar. Yani, Halbuki sorun şu küçücük kökte, onu uzatan bu kökte. Bu kökü aldığınız vakit bütün sorun çözülüyor. Bu da uzayamaz, kesmeye de gerek kalmadı. Yani çok basit. Mi diyorsunuz hocam? Mesela kuaföre gidip o tırnağı aldırdığımızda aslında burayı alamadığı için kuaför... Ya da yapan manikür, pedikürcü. Evet. Bu sorun sadece geçici olarak halloluyor. Bu batan kısım yani uzayan kısım alındığı vakit o hastanın acısı diniyor ve öyle geçici olarak idare ediyor. Oysa ki burası sadece geçici olarak alındığında rahatlamak dışında hastalık için de bir davetiye. Bakteriyel ve mantar enfeksiyonları için. Ve ağrısı da hakikaten çok ciddi ağrı. Ne yapıyoruz? Lokal anesteziyle şurayı uyuşturuyoruz. Şuradan küçük bir kesi atıyoruz. Ve o batık kısmı klempte çevirerek şöyle bir şerit haline burayı çıkarıyoruz ve esas olarak burayı çıkarıyoruz. Hastalıklı kısım burası. İstenmeyen fazla bir kök var. Orayı kesip çıkardığımızda ve klempte yani özel bir makasla burayı törpülüyoruz. Ya da çok küçük bir meyve asidi değdirdiğinizde artık oradaki kök ölür. Bitti. Bu tırnağa da hiç dokunmuyoruz. Tırnak total olarak çekilmez. Tırnağı çekerseniz total olarak aynı şekilde batıklı çıkacak. Çünkü bu köküyle beraber çıkardığınız aynı şekilde çıkar. Tırnağı ayrıca da çok ızdıraplı bir şey. Çok yanlış yapılıyor. Yani batık tırnak hasta gidiyor birkaç kere hatta çektiriyor. Onun uzaması, iyileşmesi bir felaket. Tırnağınıza dokundurmayın. Burasında hastalık yok. Burası doğal. Şu küçücük alan. Burayı kestik, aldık. Burayı törpüledik ve konu kapandı. Süper. Bitti bu kadar yani. Basit. Evet. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Hocam bugün bizim prodüksiyondan Merve arkadaşımızın doğum günü. Merve Yılmaz'ın. Ne güzel. Evet. Kapanışı yaparken onu da doğum günü kutlayalım mı? Çok sevinirim evet, tabii Merveciğim, ki. Merveciğim doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Bak programımızın adı da iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Evet, iyi ki varsın çok Merve. Çok emeği var üzerimizde de. Evet. Evet efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Ayfer Hocam çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yine çok güzel şeyler anlattın. Çok mersi. Teşekkür Yarın zaten ederim. Tekrar beraberiz. Beraberiz. Yarın görüşünceye dek şimdilik bizden bu kadar. Efendim hoşçakalın.